Merhaba Turkuaz TV izleyicileri. Bugün yayınımızda çok önemli konuları konuşacağız. Akrabalarımızı, ailelerimizi Türkiye'de bırakıp geliyoruz. Çekirdek ailemizi alıp başka bir ülkeye göç ediyoruz. Peki, ya aniden bize bir şey olursa, anne ve baba aniden kaza geçirirse ve çocuk bir anda ortada kalırsa, Türkiye'de olsak babaanne, anneanne, konu, komşu, kuzen, yenge, herkes sahip çıkar bu çocuğa. Peki ya burada ne olacak? Buranın hukuku farklı, anlayışı farklı, kültürü farklı. Herkes Türklerle, birileriyle görüşmeye devam etse de çocuk kimi bilecek? Nasıl anneanneye, babaanneye, dedeye ulaştırılacak? Peki ya burada bir aileden biri varsa ona nasıl teslim edilecek? Çok fazla detay var. İşte bunları konuşmak için Demet Altınbulaklı'yla bir araya geldik. Merhabalar, çok teşekkür ederim beni böyle güzel bir programa davet ettiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Öncelikle sizi tanıyalım. Ne kadar zamandır burada avukatlık yapıyorsunuz, Türkiye'de neler yaptınız? Kısaca sizi tanıyalım. Evet, ben aslında Toronto'da bir yıldır buradayım. Öncesinde Edmonton, Alberta'da yaşıyorduk. 2021 yılında ben avukatlığımı aldım Alberta eyaletinde. Onun öncesinde University of Alberta, Alberta Üniversitesi'nde denklik programı okudum. Hukuk bölümü için olan ve avukatlık denkliğimi aldım. Türkiye'de de 2014 yılında Galatasaray Üniversitesi'nden mezun olmuştum ve 3-4 yıl kadar Türkiye'de avukatlık yaptıktan sonra Kanada'ya taşındım. 2021 yılından beri de Kanada'da avukatlık yapıyorum. Alberta eyaletinde yaptım. Son bir yıldır da Ontario'dayım. Ontario'da kendi hukuk bürom var. Business law, yani şirketler hukuku, vasiyetnameler, vekaletnameler ve burada estate planning dediğimiz, aslında Türkçe tabiriyle tereke planlaması diyebileceğimiz, zaten birazdan daha detaylı bahsederiz. Ve aynı zamanda da gayrimenkul hukuku alanlarında faaliyet gösteriyoruz. Yayınımızda konuşacaklarımızla ilgili ufak bir detay vermemiz gerekiyor. Konuştuklarımız herhangi bir, siz söyleyin, bence evet. daha doğru olacak. Evet, konuştuklarımız herhangi bir yasal tavsiye asla içermemektedir. Özellikle vasiyetnamelerde durumunuz çok kişiseldir. O yüzden bulunduğunuz eyalette mutlaka konusunda uzman bir avukata danışıp ona göre vasiyetnamelerinizi düzenlemenizi ya da bu konuyla ilgili bilgi almanızı öneriyoruz. Ayrıca bahsedeceğimiz bütün genel bilgiler, çünkü bilgiler maalesef çok genel olacak, Ontario eyaleti için geçerlidir. Başka bir eyalette yaşıyorsanız mutlaka o eyaletten bir avukattan görüş almanızı öneriyoruz. O zaman en önemli konuyla başlayalım. Şimdi düşünelim. Buraya bir çekirdek aile geldi. Anne ve baba, küçük bir çocukları var. Anne ve baba aniden bir kazada hayatlarını kaybettiler. Bu çocuğa ne olacak? Burada anneanneye, babaanneye ulaştırılana kadar ya da buradaki bir hala vardır, dayı vardır, teyze vardır, bir arkadaş vardır, dostu vardır annenin, babanın. Bu çocuk o süreç, yani güvenli kişiye ulaştırılana kadar bu çocuğun başına burada devlet nasıl bir... Çünkü devlet de Kanada'da çocuğun çok kıymetli olduğunu hepimiz biliyoruz. Nasıl koruyor? Aileye ulaştırmak için, doğru kişiyi bulmak için nasıl bir yol izliyor? Bize bunu anlatabilir misiniz evet, lütfen? Evet, tabii. Şimdi bir kere bu konuyla ilgili özellikle biraz bakış açısını bir tık değiştirmek lazım. Çünkü devlet sizin çocuklarınızı haciz etmek veya el koymak için almıyor. Çocuğun üstün yararı kanunda her zaman her şeyin en üstünde tutulduğu için, özellikle mahkemeler karar verirken ya da çocukla ilgili bir hayatıyla ilgili bir tasarruf yapılacakken, çocuğun buradaki tabiriyle well-being'ini sağlamak için, yani korumasını, güvenliğini ve huzurunu sağlamak için devlet böyle bir prosedürde işin içine girebilir. Aslında vasiyetname yazmanızın en büyük motivasyonu küçük bir çocuğunuzun olmasıdır. Bu bir göçmen olmanız olmamanız fark etmez. Küçük çocuğunuz varsa mutlaka vasiyetname yazmayı düşünmelisiniz anne baba olarak. Bir vasiyetnamenin olmaması durumunda eşlerden biri vefat ettiği zaman tabii ki öncelikli olarak öteki eşe velayet hakkı geçiyor, doğmuş oluyor. Dolayısıyla öteki eş bakabiliyor. Fakat oldu da büyük bir kaza geçirdiniz, anne baba vefat etti ve çocuk hayatta kaldı. Başkaca da hiçbir kişi çıkıp ben bu çocuğa bakabilirim şeklinde bir application, bir başvuru yapamıyorsa, o zaman geçici olarak devlet tabii ki bulunduğunuz eyaletteki Child Protection Services, artık ne olarak adlandırılıyorsa, o noktada devreye girip geçici olarak çocuğun güvenliğini, huzurunu tabii ki sağlıyor. Bir başvurudan bahsettiniz. Bu bence ikinci konuşacağımız şey olsun. Çünkü belli ki tabii ki burada bir çocuk tek başına kaldıysa, eminim ki Türk aile yapısında hiçbir kimse torunu, yeğeni ortada bırakmaz. Evet. Bu çok doğru. Ama bir de burada bir vasiyet
konusu var. Biz vasiyeti hep şey biliriz. İşte ev bölüşümü, arsa bölüşümü, evet, borçlar bölüşümü. Bunu biliriz. Çocuğun kime kalacağını mı, yani çocuğumu koruma, öldükten sonra çocuğumuzu koruma altına almak için bir vasiyet mi yazmamız gerekiyor? Bunu bize bir anlatabilir misin? Vasiyet yazdığınız zaman vasiyetin şöyle bir önemi oluyor. Şimdi siz vefat ettikten sonra bizim artık sizinle iletişime geçip bu konuyla ilgili nasıl bir dilekte bulunmak istediğinizi sorma ihtimalimiz yok. Mahkemenin de yok. Dolayısıyla bir vasiyetname olduğu zaman mahkemenin işi çok kolaylaşıyor. Mahkeme sizin vasiyetinize bakıyor. Anne baba çocuğun birinci derece yakını. Dolayısıyla anne baba kimin bir veli olarak bu görevi hakkıyla yerine getirebileceğini en iyi anne baba bildiği için vasiyette yazan sisteme göre oradan bir guardian'ı seçiyor. Guardian dediğimiz şey veli, yani çocuğun koruyucu kişi. Koruyucu işte bakımını üstlenecek olan kişi. Dolayısıyla bunu vasiyetnamede belirtebiliyorsunuz. Aynı zamanda senaryolar da belirtebiliyorsunuz. Yani bu kişi benden önce ölürse, çünkü hiçbirimiz ne zaman vefat edeceğimizi bilemiyoruz. Bu kişi benden önce ölürse ya da mesela Alzheimer oldu, başka bir şey oldu, çocuğa bakabilecek durumda değil. İkinci bir kişi. İkinci bir kişi. Bu iki kişi de müsait değilse ya da bu işi yapamayacaksa üçüncü bir kişi. Bunları çeşitlendirebiliyoruz vasiyetnamede. Ve mahkeme sizin isteğinizi tabii ki öncelikli bakıyoruz. Çünkü siz o çocuğun ebeveynisiniz. Ve dolayısıyla bütün akrabalık ve güven ilişkilerinizi siz bir mahkemeden tabii ki çok daha iyi biliyorsunuz. Özellikle akrabalara gelince biliyorsunuz güven ilişkisi çok önemli. Tabii ki. Dolayısıyla vasiyetnamede bunları atayabiliyoruz. Akrabanız, güvendiğiniz bir kişi artık kendi dinamiklerinize göre. Yani Kanada'da mı olacak yoksa Türkiye'de kime güveniyorsanız onun gelmesini talep edebiliyoruz çocuğu alması için. Evet. Tabii ki bu kişiler bu görevi yapmak istemiyorlarsa o zaman orada bir problem çıkabiliyor. Dolayısıyla vasiyetnamenizi yaparken özellikle anne babalar çocuğun çocuğa bir veli atanması durumuyla ilgili konsensüste buluşurlarsa, yani ortak bir paydada buluşurlarsa bu çok önemli. Çünkü ikisinin de vefat ettiği bir durumda mahkeme ikisinin de vasiyetini açıyor. Eğer orada aynı yapıyı görmüyorsa o zaman hangi kişiyi ortak atamışlar ona bakıyor. Yani diyelim ki anne önce A ve B, önce A'yı atadı. A öldüyse ya da bir şey olduysa B'yi atadı. Baba da dedi ki benim ilk tercihim C, ikinci tercihim B dedi. Mahkeme diyor ki bu iki kişinin ortak noktası B kişisi. O zaman o kişiyle devam edelim diyor. Ona verelim diyor. Genelde şöyle oluyor. Aileden bir kişi eğer ortada bu yükü alabilecek birisi yoksa bir başvuru yapıyor ve ben bu çocuğa bakabilirim. İşte sorumluluğunu alabilirim 18 yaşına kadar ya da bulunduğumuz eyaletteki majority yaşı neyse. Çünkü bazı eyaletlerde değişiyor. Mahkeme şuna bakıyor. Bu kişinin kan bağı, bu kişinin yakınlığı, bu kişinin duygusal, mental, etik, işini, görevini hakkaniyle yerine getirebilecek bir kişi mi? Çocuğa bakabilecek bir kişi mi? Bu kişinin yaşı, bu çocuğa kaç yıl bakacak? Yani çocuk 17 yaşındayken mi vefat ettiniz, 3 yaşındayken mi vefat ettiniz? Bütün bu faktörleri göz önüne alarak bir kişiye karar veriyor. Çocuğun üstün yararı söz konusu olduğu için de son söz bu konularda mahkemenin. Bir vasiyetiniz yoksa bu konularla bundan ilgili önce bir söz söyleme hakkınız olmuyor. Çünkü artık siz de vefat etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla mahkeme kimi uygun görürse çocuğun üstün yararı için ona karar veriyor. Hiç kimse başvurmadı. Ailenin belki çok geç haberi oldu diyelim. Hani cep telefonu yok falan. yani ailelere geç haber gitti ya da hiç kimse istemedi bu sorumluluğu. Çocuğa ne oluyor? Evet, o zaman artık Kanada'nın son nokta kalıyor. Evet. Anladım. Yani şöyle, devlet tabii ki çocuğu huzurunu, sağlığını korumakla mükellef. Dolayısıyla kimse de çıkmıyorsa devlet çocuğu sokağa atacak bir durumda değil. Tabii ki. O çocuğa sahip çıkmak zorunda. Dolayısıyla artık o görevi devlet üstlenmiş oluyor. Tabii burada vasiyetinizin olması size şu anlamda bir en azından içinizin rahat olmasına sağlayabilir. Size bir şey olduğunda çocuğunuza kimin bakacağını biliyor olursunuz. Evet. En azından bununla ilgili isteğinizi mahkemeye söylemiş olmanın rahatlığı vardır. Çünkü mahkeme sizin istemediğiniz bir kişiye karar verirse, diyelim ki amca, hala, dayı, teyze. Sizin güvenli bulmadığınız biri. Siz aslında o kişiyi güvenli bulmuyorsunuz ama mahkeme bunu bilemez. Doğru. Çünkü mahkeme sizin aile dinamiklerinizi sizin kadar iyi bilmiyor. Dolayısıyla o çocuk sizin çocuğunuza, pardon, kişi. O kişi sizin çocuğunuza bakmaya bir şekilde artık mahkeme kararı verilirse bakacaktır. Bu sizin dileklerinize ters olabilir. Okey, şunu sormak istiyorum. Çocuk burada Kanada vatandaşı oldu ya da annenin babanın PR'ı vardı. Çocuk tabii ki işte PR sahibi.
Ama aile Türkiye'de. Çocuğun buradaki yaşamının bozulmaması için oradaki kişiler buraya gelebiliyor mu? Böyle bir şey Başvuru var mı? yapılabilir çünkü aslında Yani burada yaşamak içinden bahsediyorum, devam için. kanunda belirtilen family member yani aile üyesi. Dolayısıyla aile üyesinde kan bağı yakınlığını mahkeme her zaman öncelik Öncelik. veriyor yapılan başvurularda. Fakat tabii ki bu çok maliyetli bir şey. Buraya gelip avukat tutmak, aynı zamanda mahkemeler bir takım bon diyoruz ona, sigortalar yani surety bond diyorlar. Diyorlar ki ben senin görevini nasıl yerine getireceğini bilmiyorum. Dolayısıyla sen görevini yerine getirene kadar burada ben bunu bir sigortaya, bir teminata ihtiyacım var. Çünkü her türlü trustee işi Kanada'da çok büyük sorumluluktur. Bu miras yönetmek de olsun, çocuğun veliliğini üstlenmek de olsun. Bu işi gerçekten dürüst ve hakkaniyetle yapmanız gerekiyor. Yapmazsanız sorumluluğu çok büyük. Sonuçları. Evet, Sonuçları. hem Bir sorumluluğu sonuçları hem da. de sonuçları çok büyük. Dolayısıyla bir vasiyetnameniz olduğu zaman sizin çocuğunuza atanacak veli, mirasınızın nasıl yönetileceği, Türkçe Yönetildiği. böyle oluyor belli bir süre sonra. Mirasınızda hangi malların üzerinde nasıl tasarruf edileceği. Bununla birlikte bir çocuk 18 yaşına gelmeden miras hakkına direkt olarak haiz Ulaşamıyor. olamaz. Dolayısıyla çocuğun miras hakkının, ona kalan mirasın yönetilebilmesi için de bir yönetici atanıyor ve bu da bir ayrı trustee'dir. Evet. Ve bu illa çocuğa veli atanan kişi olmak zorunda değil. Evet, mahkeme bunun başka bir kişi diyelim, hiç vasiyetiniz yok, bir şey yok ortada. Mahkemenin önünde hiçbir kanıt yok sizin ne istediğinize dair. Dolayısıyla mahkeme kendi kararıyla diyor ki bu çocuğun mirasını bu kişi evet başvurdu, kriterlere bakıyor. Tamam, bu kişi iyi yönetir ama o başvuran kişi sizin çok da güvenmediğiniz biri olabilir. Yine çocuğumuzu güvende bırakmış olmuyoruz. Evet, Yani yani miras payının kullanılmasını da güvende bırakmış olmuyorsunuz. olmuyoruz. Yani siz diyorsunuz ki çocuğu güvende bırakmak istiyorsanız ölmeden en azından malınız mülkünüz yoksa da çocuğunuz için bir vasiyet oluşturun. Ben bunları Evet. vasi atıyorum Evet. deyin. Bana bir şey olması durumda. Yani bu şeyde de oluyor mu? Mesela bir yoğun bakım durumunda. Ama yoğun bakımda artık size ulaşa yani Yine de ulaşılamadığı için aynı şeyler. şöyle communicate edilebilecek Ya ulaşılamadı ama uzun bir durumdaysanız mesela olabiliyor ya hani eğer Kenan Işık mesela maalesef yani çok uzun bir süre artık mümeyyizliğiniz olmadığı olmadığı için için yine aynı vasiyet şeyler. yapamazsınız. Peki mahkeme sonuçlanana kadar çocuk nerede? Mahkeme sonuçlanana Bir kadar derken? mahkeme süreci oluyor anladığım kadarıyla. Bu Temporary süre... guardian işte bahsettiğimiz gibi diyelim bir kaza Hemen. durumunda o aplikasyon sonuçlanana yani başvuru sonuçlanana kadar yine Children Protection'da. Orada kalıyor. Devlet koruması altında kalıyor. Evet. Anladım. Çünkü kimse yok burada. Kimse olmadığı için bir Açıldı. kişi Peki başvurup gelene diyelim o kadar. zaman vasiyetimizi açtıktan sonra da çocuk bazında sadece söylüyorum. Vasiyet açıldı. Anne babaya ulaşılabilecek durumda değil artık. Ve orada hemen yazan mahkeme mahkemede açıldı bu süreçte. Ama orada bir kişi var. A kişi, ilk sıradaki kişi. Bu Evet. süreçte o çocuğa sahip çıkabiliyor mu yoksa direkt devlet korumasına mı? Temporary eğer orada atandıysa vasiyette bir 90 günlük süreç var. O 90 günlük süreç içerisinde zaten temporary guardian diyoruz o kişiye. O kişi eğer kalıcı bu çocuğun velisi olmak istiyorsa başvurusunu yapması gerekiyor o süreç 90 günlük bir içerisinde. süremiz var. Evet. Okey. Yani anne babalar için buraya gelen, ailesini Türkiye'de bırakmış kişiler için, söyleyeceğimiz çocukları olanlar için çok çok önemli. Bir avukatla çalışıyoruz. Doğru Mutlaka. söylüyorum. Mutlaka. Bir avukatla çalışıyoruz. Çocuğumuzu bizden sonrasında garanti altına almak zorundayız. Çünkü burada hiç kimse yok. Evet, biz Türk kültüründe büyüdük Evet. ama ailemize ulaşması için, çocuğumuza ne olacağını bilmemiz için sonrasında da her anne babanın eminim ki göç sürecinde aklına gelen Evet. sorudur. Çünkü İçinizin rahat etmesi açısından Tuna, çok önemli. bu çok Çünkü önemli. yani o konuyla ilgili bir dilekte bir arzda bulunamıyorsunuz mahkemeye. Dolayısıyla sizin çocuğunuza bakacak kişi belki de sizin hiç istemeyeceğiniz bir Evet. kişi olacak. Ya da Ama kimse çıkmayacak ya da kimse yani. çıkmayacak. Ama ulaşılabilmesi için bu işleri hızlandırıyor Evet, çünkü süreci. sizin dilekleriniz mahkemenin gözünde çok önemli. Siz anne babasınız. Dolayısıyla çocuğun en yakınısınız. Onun en üstün yararını bilecek en yakın kişisiniz. Diyelim ortada tabii ki bir vasiyetname yok. Hiç böyle güvenmeyeceğiniz kişilerin ya da istemeyeceğiniz kişilerin hem çocuğun veliliğini hem de çocuğun miras payının o trustee, tereke yöneticisi olabilmesi durumu var. Çünkü çocuğun miras payını yönetirken
O mirasın çocuğun eğitim, sağlık, huzur ve gerekli ihtiyaçları için harcanması gerekiyor. O yüzden zaten trustilik Kanada'da çok sorumluluk isteyen bir iş. Ama diyelim güvenmediğiniz bir kişi bu işi üstlendi. Ve gitti. Ve çocuğun eğitimine, sağlığına ne kadar o parayı harcayacak? Ya da tam tersi aileler çıkıp belki çok büyük bir miras kalır diyebilir ki tamam ben bakarım, tamam ben işte mirasını yönetirim diyecek. O kişiye ne kadar güveneceksiniz bilemeyeceğiz çünkü artık siz yoksunuz. Evet. Çok önemli. Çok teşekkür ediyorum. Çok tatsız ediyorum. Bir konu çok biliyorum tatsız. ama bu konu konuşulmadı. Evet. Bu konuyu bilmeyen çok kişi var. Çok defalarca da konuşulabilmiş bir konu. Ama doğru bilgiyi bilmek çok önemli. Tabii. Bir avukata ihtiyacımız var. Bir vasiye atıyoruz. Hiçbir şeyimiz yoksa da çocuğumuz en kıymetli hazinemiz evet. için bizden sonrasını her ana her şey olabilir. Yani konuşulan konuda sürekli Allah korusun modunda Evet. konuşulan bir konu ama yani şu an gülerek konuşulabilir ama konu hiç Evet. çok tatsız Tabii bir ki, konu. tabii ki. Çok teşekkür ediyorum. Rica Şimdi ederim. ikinci konumuza geçebiliriz. Tamam. Demet Hanım, şimdi bir vasiyet hazırlamamız lazım. Bu vasiyet nasıl hazırlanır? Hangi maddeler olmalı? Çocuğumuzu koyacağız, emlak koyacağız. Belki varsa bir evcil hayvanımızı koyacağız. Taşınmazlığı ya da işte borçlar olabilir. Bize bir vasiyet nasıl hazırlanır kısaca anlatabilir misiniz? Tabii. Şimdi aslında Kanada'da vasiyetname hazırlarken bunu sadece notere gidip 2 sayfalık matbu bir belge imzalıyorum, her şeyi şu kişiye bırakıyorum, işte şuna bir şey bırakmıyorum gibi düşünmeyin. Kanada'da vasiyetname hazırlamak çok ciddi bir plandır. Bu planın içinde çocuklarınıza veli atamak, mal mülkünüzün nasıl paylaştırılacağı, nasıl kullanılacağı, miras terekenizle ne gibi işler yapılıp ne gibi tasarruflar yapılabileceği ve yapılamayacağı, evcil hayvanınız varsa onunla ilgili hükümler bırakmak istiyorsanız onlar, diyelim özel bir cenaze düzenlemesi istiyorsunuz bununla ilgili hükümler. Bu şekilde detaylandırabiliyoruz. Çok tabii ki genel anlatıyorum şimdilik. Aynı zamanda vasiyetname hazırlarken müvekkillerimiz de burada estate planning diye geçer. Ben estate'i Türkçe'ye tereke olarak çevireceğim anlam kolaylığı açısından. Birebir aynı anlam değil fakat siz vefat ettikten sonra kalan mirasınız tereke dahilinde neler vardır? Terekeniz alacak ve borçlar olarak açılır. Üzerinden borçlar ödenir. Bazı borçlar önceliklidir. Örneğin siz işte vergileriniz, cenaze masraflarınız gibi böyle en üst, en acil olarak giderilmesi gereken borçlar terekede öncelikle ödenir. Sonrasında terekenin kalan pozitif kısımları mirasçılarına dağıtılır. Sizin vasiyetnamede belirlediğiniz şartlara göre tabii ki. Vasiyetnameyi hazırlarken en önce sorduğumuz soru, daha önceden bir vasiyetiniz var mı? Çünkü vasiyetnameye başlarken, bu tabii ki sizin durumunuza göre de değişebilir, önceki bütün vasiyetlerimi iptal ediyorum diye başlarız. Dolayısıyla diyelim Türkiye'de bir vasiyet bıraktıysanız mutlaka avukatınıza söylemeniz lazım. O vasiyeti iptal etmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Birden çok mu vasiyet istiyorsunuz? Dolayısıyla böyle durumlarda eğer iki vasiyetin de devam etmesini istiyorsanız birbirlerini lağvetmemeleri gereken bir düzenleme yapmanız gerekiyor. Wording çok önemli. Çünkü mahkeme okuduğu zaman anlayabilmeli o kişinin ne istediğini. Okey, bir es vereceğim. Kanada'dayken, Kanada'da oluşturduğumuz vasiyetnamede dünyanın herhangi bir yerinde olan mal mülk durumumuzda yazabiliyor muyuz? Yoksa şöyle yazabilirsiniz. Yani bununla ilgili bir şey yok. Fakat bununla ilgili şöyle bir şey oluyor. Bir secondary will durumu yapabiliyoruz bazen. Örneğin bize bazen müvekkiller geliyor. Diyorlar ki benim Florida'da işte snowbirdler vardır ya burada kışın Florida'ya giden kişiler. Bizim diyor Florida'da işte şeyimiz var. Mesela o tarz durumlarda ya da özel bir şirkette hisseleriniz varsa o tarz durumlarda birazdan açıklayacağımız miras terekesine o vasiyetnamenin açılıp okunması kısmına dahil olmayacak şekilde bir ikinci secondary will hazırlanabiliyor. Onların hazırlaması birazcık daha detaylı. Eğer Türkiye'deki bir malla ilgili tasarrufta bulunacak şekilde bir vasiyetname yazıyorsanız yazmanızda bir şey yok. Fakat bunun alıp Türkiye'de tabii ki uygularken yani o vasiyetnameyi buradan kararını aldığınız Türkiye'de uygulatması o kısımda bir şey yapamıyoruz. Yani o kısımla ilgili buradaki bir advice veremiyoruz tabii ki. Ama Türkiye'den bir avukat dahil edip belki de yaşarken mallarınızda tasarruf etmeniz daha sizin için avantajlı olabilir. İşte satış yapmanız, bağış yapmanız. Eğer böyle bir planlama yapacaksanız da buna göre vasiyetnamenizi düzenliyoruz. Ve Türkiye'de direkt olarak hayatınızın süresinde yapmış olduğunuz tasarruflar ya da işte
bir vasiyetnameniz yoksa diyelim iki ülkede de, hı-hı, o zaman onu da söyleyelim, hı-hı, çünkü sanıyorum o soru evet, onu soracaktım şu anda. Vasiyetnameniz yoksa iki ülkenin de kendi mal mülk kanunları, neyse miras kanunları, onlar uygulanacaktır. Ya da paralel iki, yani Türkiye ve Kanada olarak konuşalım. Hı-hı. İki vasiyet oluşturulup belki avukatların iletişime geçmesiyle iş tabii çok ki daha kolay ve düzgün bir şekilde ilerleyebilir, hı-hı, o zaman. Çünkü başka ülkede mal mülkünüz olabilir ve siz vasiyetinizde onu bir X kişisine bırakmak isteyebilirsiniz. Hı-hı. Ama o vasiyeti alıp o ülkeye gittiğinizde o vasiyetin geçerli olup olmaması olmadığı bir soru işareti. Dolayısıyla evet, hangi ülkede malınız, mülkünüz, işte vatandaşlığınız varsa mutlaka o ülkeden de bir avukatı angaje ediyoruz, hı-hı, konuşmalarda. Bazen iki will de hazırlanıyor, iki vasiyetname de hazırlanıyor. Birbirini lağvetmeyecek şekilde, evet, yapılmak üzere. Bu şekilde de düzenlemeler yapabiliyoruz. Şimdi vasiyetnameyi yazarken öncelikle executor diyoruz o kişiye. Yani sizin miras terekenizi bir yedi emin vasfıyla tutacak kişi, bu bir trustee, hem de bu malı yönetecek kişi. Hı hı. Buna da executor diyoruz. İkisini bu bir avukat değil o zaman. Yani siz tabii birini ki atıyorsunuz. Hı hı. Hı hı. Evet. Böyle bu tarz böyle kelimeleri, hı hı, kullanınca kişiler hani şey sanıyor, bir evet, avukat mı olması, hı hı, gerekiyor falan gibi. Ama değil. Hatta genelde eşler birbirlerini bırakırlar. Çünkü o kişinin bilir malını en iyi tasarruf edecek, hı hı, kişi eşi olduğu için. Buna da kayyum diyebilirsiniz. Tereke yöneticisi olarak düşünebilirsiniz executor'ı. Vasiyetnamenizdeki hükümlere göre vasiyetname açılıp okunduktan sonra executor vasiyetnameye bakıyor ve sizin isteklerinize göre bütün borçları ödüyor, yatırımları yapıyor, işte evinizin satılmasını, parasının paylaştırılmasını istiyorsanız onu yapıyor. Kişilere bıraktığınız özel hediyeler olabilir. Örneğin işte anneannemden yadigar yüzüğü işte şu kişiye bırakıyorum, hı hı, şu kişiye şu hediyeyi bırakıyorum. Vasiyetnamenizde burada charity'ler var, bazen onlara da bir şey bırakmak isteyen kişiler oluyor. Onların bütün hükümlerini takip ederek vasiyetnamedeki görevlerini yerine getiren kişi executor. Okay. Ve bu kişinin sizin bu işi layıkıyla yapabileceğinize güvendiğiniz bir kişi olması gerekiyor. Çünkü sorumluluğu çok yüksek. Hı hı. Hesap verme sorumluluğu var. Yani yaptığı her şeyi dosyalamak ve kanıtlamak zorunda. Şu parayla borcu ödedim gibi. Aynı zamanda bu kişilere vasiyetnamenizde gerektiğinde profesyonellerden yardım alma yetkisini de bırakabilirsiniz. Ve bunların masraflarını da gene tereke tarafından ödenmesini. Çünkü çok fazla muhasebeciler, başkaca profesyoneller, belki çok fazlaca bir miras veya komplike bir mal varlığı durumu varsa en iyi şekilde yönetilebilmesi için bu kişinin üçüncü kişileri tutması, onlara hani servis ücretlerini vermesi gerekebilir. Evet. Bu şekilde istediğiniz gibi düzenleyebiliyorsunuz. Yine birinci, ikinci, üçüncü kişi atamamız gerekir mi? Böyle bir durum var tabii mı? Tabii. Öneriyoruz. Zorunda değilsiniz, hı-hı, ama öneririz. Çünkü bu kişi sizden önce vefat edebilir. Bu kişi sizden önce vefat etmeyip ama sonradan Alzheimer olabilir. Ya da demans olabilir, hı-hı, ya da bu akli, işi akli bir problem akli işleyebilir. Problem olabilir. Aynı zamanda bu işi kabul etmek zorunda da olmayabilir. Hı-hı. Yani refuse edebilir, ben bu işi yapamayacağım diyebilir. Bu durumda bir ikinci B planı atamanızı mutlaka öneriyoruz. Artık üçüncü bölüm, hı-hı, olarak işin bizden kopuşu. Kişiyi kaybettik, bir, hı-hı, vasiyet var, oluşturdu. Vasiyet açılıyor. Hı-hı. Nasıl açılıyor? Bir avukat var, hı hı, ya da kişiler var. Bize bu resmedebilir misiniz bu durumu? Şimdi kişi vefat ettikten sonra bu executor dediğimiz kişinin mahkemeye bir başvuruda bulunması gerekiyor. Bu executor dediğimiz kişi de kişinin vasiyetnamesinde az önce bahsettiğimiz gibi tereke yöneticisini ilk kime atadıysa o kişi eğer bu görevi yapacaksa mahkemeye başvuruyor ve mahkemeden onu şimdi adını çok uzun söylemeyelim bir karar alıyor. Yani ona bir appointment, bu işi yapabilir şeklinde bir karar tahsis ediliyor. Hı-hı. Bundan sonra bu kişi artık o görevi yerine getirmek için vasiyetnameyi okuyor ve diyor ki tabii ki bunun bazı öncelikle vasiyetname avukat tarafından hazırlandığını varsayarak diyoruz. Öncelikli olarak o kişinin vergileri, cenaze masrafları ve kanunda belirtilen bir takım böyle acil işte tereke üzerinden öncelikli ödenmesi gereken borçlar ödeniyor. Hatta bir es vereceğim. Şimdi, hı-hı, buradan, burada olduğunu varsayarsak, hı-hı, buradan Türkiye'ye bir gidiş masrafı da var.
değil mi? Cenazenin bir gidiş seremonisi var yani. Şöyle cenazeyle onu da ilgili belirtebilir miyiz? Belirtebilirsiniz fakat orada bir şeyden bahsedelim, hı hı, madem buna değindik. Cenazeyle ilgili dileklerinizi vasiyetnameyi hazırlarken yönetici atayacağınız kişiye önceden söylemenizde fayda var yaşarken. Hmm. Çünkü genelde şöyle oluyor. Siz vefat ettikten sonra o telaşla, stresle ilk önce cenazeyi hani tabii ki halletmek aslında, evet, istiyorlar. Hı hı. Ve vasiyetname sonradan okunabiliyor. Hı hı. O zaman sözlü söylenen, yani bana, hı hı, bunu söylemişti, hı hı, denmesi durumunda da onlar hemen aktif hale geliyor mu? Tabii hemen. Zaten şöyle, bunu birçok kişi de o şekilde yapıyor. Vasiyetnamesini hazırlarken bu yöneticilere önceden haber veriyorlar. Ben böyle bir şey hazırlıyorum, seni yönetici atamak istiyorum. Bunu kabul eder misin? Hı hı. Çünkü hiç haberi olmayan birini atadığınız zaman belki de reddedebilir. Tabii. Dolayısıyla cenaze ile ilgili dileklerini vasiyetname hazırlarken ya da imza aldıktan sonra bak işte ben böyle olmasını istiyorum. Çünkü özellikle belki bizim komünitemizde değil ama bazı dini inanışlarda kimisi gömülmek, kimisi yakılmak, yakılmak, bedeninin, hı hı, yakılmasını istiyor. Çok özel bir, bahsetmek zorunda da değilsiniz. Tamamen yöneticinize de bırakabilirsiniz artık, hı hı, o durumda ne yapacaksa. Okay. O zaman açalım şeyi. Vasiyeti, evet, açıyoruz. Şimdi vasiyeti aldıktan sonra bu yönetici olacak, hı hı, olan kişi appointment'ını da aldı diyelim mahkemeden. Vasiyetnamedeki hükümleri yerine getiriyor. Öncelikli olarak borçları ödüyor. Verilmesi gereken bir takım özel hediyeler varsa diyelim bir sanat tablonuz, işte vintage bir arabanız ya da işte sizin için özel önem arz eden bir şey. Orada listesini de koyabilirsiniz vasiyetnameye böyle, hı hı, varlık, mal varlıklarınız varsa ya da sahip olduğunuz eşyalar varsa onları dağıtıyor. Bununla birlikte mal mülk dağılımı nasıl yapılmış? Bütün bu borçlar ödendikten sonra terekede kalan net miktara bakarak ve o dağıtım yapısına bakarak, yani kime ne bırakılmış, kime yüzde kaç bırakılmış, o dağıtımları yapıyor. Genelde vasiyetnamelerde yöneticiye şu yetki verilir. Kalan bu artık ne neyse, net kaldıysa, hı hı, miras terekesinden bunu işte çocuklarıma eşit, şu kişilere eşit, işte ya da hepsini eşime, hepsini şu kişiye gibi ne yazıyorsa hüküm artık onu yerine götürmekle yükümlü oluyor. Çocuk konusunda bahsedeceğimiz, hı hı, ekstra bir şey var mı? Şey açıldıktan sonra, şimdi çocuğu, hı hı, konuştuk ama miras açıldık, şey pardon, hı hı, vasiyetname açıldıktan sonra, hı hı, çocuk için konuşmamız gereken bir madde var mı? Tabii guardian maddesi, veli, evet, maddesi. Bu konuyu zaten veliyi siz vasiyetnamenizde belirtsek atıyorsunuz. Eşler birbirlerini atıyorlar. Birbirlerini atadıkları için zaten o iş ilerlemiyor. Vefat sonrasında şey olmuyor. Velilerde de yine istediğiniz kadar yedek plan atayabilirsiniz. Hı hı. Guardian noktasında vasiyetnamede belirtiyorsunuz. Bununla birlikte çocuğun miras hakkı için de özel hükümler, trust hükümleri diyoruz ona, hı hı, verebilirsiniz. Yani diyelim gene bir ailenin hani hem anne hem babanın öldüğünü varsayalım. Hı hı. Orada bu trustee dediğiniz kişiye bu çocukların malını 18 yaşına kadar tutması, işte eğitim, sağlık masrafları için harcanması, 18'de de bu çocukların miras haklarından kalanı verilmesi, vermesi. Veya bazı aileler diyor ki 18 yaş bu kadar büyük bir parayı almak için çok erken, çocuk bu kadar büyük bir parayla ne yapacağını bilemez. %20'sini 18'de verelim. Hmm. %25'ini 25'te verelim. Kalanını da işte 35'te verelim. Tamamını gibi kontrol edebiliyoruz, evet, sonrasının bile. Hı-hı. Bunu oluşturursak. Vasiyetnamede bırakabilirsiniz. Çünkü biliyorum birçok aile 18 yaşı küçük buluyor. Çocukların o kadar yüklü bir miktar para tabii alması çok, için. Tabii ki miras, yani terekenize göre. Göre. Hı-hı. Bırakılmaması durumunda her şey paramparça olabiliyor. Çocuk ortada kalabiliyor. Biz bunu konuşmamız gerekiyor. Çünkü, hı-hı, çocuk ortada kalabilir. Ortada kalmıyor. Tabii ki devlet sahip çıkıyor, evet, ama hani aileden çok bir sürece giriyor. Biri çıkacak da onu alacak da işte mahkeme sonuçlanacak da. Ve maliyetli. Ve maliyetleri artıyor. Ama biz bunu oluşturursak, hı-hı, çocuğumuz hemen bir güvenli ortama geçiyor. Ailesel bir ortama geçiyor. Hı-hı. Düzeltiyorum. Evet. Ailesel bir ortama geçiyor. Hı-hı. Hemen duygusal olarak belki daha yumuşak, evet, bir şey oluyor. Eğitim hayatını, koordinesini devam ettirmiş, hı-hı, oluyoruz. Bu anlamda. Aynı zamanda bunu güvendiğiniz ve bir kişi yapıyor. Yapmış oluyor. Ve bu işi üstlenebileceğini bildiğiniz bir kişi yapıyor. Evet. Çok çok önemli. Evet. Gerçekten. Evet. Vasiyetimizi hazırlamamız gerekiyor. Gerçekten. O zaman çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Eksik herhangi bir şey kaldı mı? Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Lütfen. Şu an aklıma gelen bir şey yok. Sadece şunu söylemek istiyorum. Vasiyetname çok kişiye özeldir.
Bir müvekkile verdiğimiz tavsiye öteki müvekkile uymayabilir. Hı hı. Aynı zamanda vasiyetinizi bırakırken ne kadar mal varlığına, ne kadar borca sahip olduğunuzu da bilmeniz gerekiyor. Çünkü planlamanızı ona göre yapıyoruz. Bu estate planning, yani tereke planlaması dediğimiz şeyde şöyle bir durum var. Bu vasiyetnamenin açılması ve okunması kısmında estate administration tax dediğimiz uygulanan bir vergi var ve bu tereke değeri üzerinden uygulanıyor. Dolayısıyla biz sizin vasiyet planlamanızı yaparken bu değeri minimize edecek şekilde planlama yapıyoruz ki ödeyeceğiniz vergiler de aynı oranda düşebilsin diye. Onun için vasiyetname sadece böyle matbu gideyim imzalayayım bir şey gibi değil. Düşünmeyin. Ciddi zaman planlama, bir vasiyet yapmamız 3 hafta minimum. O kadar. Çünkü sizin araştırmanız, ne hesaplarınız var, belki çocuğunuzu atayacağınız velilere ulaşıp diyeceksiniz ki hani seni atayabilir miyim? İşte ya da seni işte yönetici atayabilir miyim, eşime bana bir şey olursa gibi. Dolayısıyla ciddi bir planlamadır. Vasiyetinizi mümkün mertebe yaptıktan sonra hayatınızda böyle evlilik, boşanma, belki birinin kaybı, vasiyette değişiklik yapılabilecek çok böyle majör olaylar olduğu zaman da tekrar güncelliyoruz. Güncelleyin. Ben yine her sene okunmasını bu arada öneriyorum. Ne olur ne olmaz yaptınız, bakın dönün, belki 2 sene önce yaptığınıza uygun olmayan bir isteğiniz var, şu anda değiştirmeniz gerekecek. O konularda da mutlaka avukata danışmanızı, hangi eyalette, hangi ülkede yaşarsanız yaşayın, öneriyoruz. Onun dışında da bence bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Yeterli diye çok düşünüyorum. Önemli bir konuydu. buraya gelen Türk aileler için, Türk aile kültüründe bizim çok alışık olduğumuz, özellikle çocuk konusu, hemen çocuğa sahip çıkılması, aile içinde kalmasının burada ulaşım sorunu var. Zaten yani bir sürece giriliyor. Çocuk için süreci hızlandırmak istiyorsanız, çocuğun benden sonra da güvende kalsın, aile ortamında kalsın. Tabii ki Kanada hükümetinde güvende. Bunu tırnak içinde söylüyorum ama hani aile ortamımızda, geleneklerimiz içinde kalsın diyorsanız bir vasiyetname hazırlamamız gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek Davet üzere. Ettiğiniz için. Hoşçakalın.